Merhaba sevgili öğrenciler. Umarım her şey çok iyi ve çok güzel gidiyordur. Ben Serkan öğretmen. Bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoda 3. sınıf matematik dersi bölme işlemleriyle ilgili uygulamalar yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi 12 sayısını 3'e bölelim. Şimdi ilk yapacağımız iş bu bölme işlemlerinde onlar basamağındaki sayının üstüne bir çizgi koymaktır ve sormaktır. 1'in içinde 3 sayısı var mıdır? 1'in içinde, bir boncuğun içinde, yani bir boncukta 3 var mıdır? Yoktur. O zaman 2 sayıya birlikte bakacağız. Yani 12'de arayacağız. 12'nin içinde 3 var mı? Yani 12 tane boncuğun içinde 2, 3, 4... ...11, 12. Evet, yani diyor ki bize 12'nin içinde kaç tane 3 var? 1. 3, 2. 3, 3. 3 ve 4. 3. Yani ritmik sayacak olursak 3'er 3'er 12'ye kadar say diyor bana bu işlem. 3, 6, 9, 12. Zaten burada da 4 tane olduğunu gördük. Bölüm kısmına 4 yazıyorum. 3 tane 4 ya da 4 tane 3 12 eder. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. 2'den 2 çıktı 0. Bakın birler basamağından başlıyorum çıkarma işlemine. Sınıfta gördüğüm zaman öğrencilerim hemen onlar basamağını yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Hayır öyle olmayacak. Birler basamağından başlıyoruz işlemimizi yapmaya, çıkarma işlemimizi yapmaya. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Evet, şimdi bu sayıların yerlerin adını tekrar vurgulayacak olursak, öğretmenlerimiz sınıf içerisinde vurguluyor, ben de vurgulayayım. Bölünen, evet, bölen, bölüm, ve kalan. Evet. Bu şekilde isimlendiriyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Bölme işlemini yaparken çarpma işleminden yararlanıyoruz. Ritmik saymalardan yararlanıyoruz. Dilerseniz başka bir soruya geçelim. Başka bir sorudan devam edelim sevgili öğrenciler. 78 sayısında 3 arayalım. Bakın şimdi ilk olarak gösterdiğim şey burada çok önemli. Onlar basamağına bakıyorum. 7 sayısı var. Önce 7'de arayacağım. 7'de 3 var mı? 7 sayısında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayısında 3 var. Üçlü grup var. Bir tane var. Bir 3 daha var. Bakın. Yani 2 tane 3 var. 1, 2 tane 3 var. O zaman soruyoruz. 2 tane 3 kaç eder? 6 eder. Bakın, onlar basamağındaki 7 sayısıyla başladım. 7'nin içinde 3, 2 tane var. 7 sayısının içinde 3, 2 tane var. 2 tane 3, 6. Bakın, 7'den 6 çıktı, 1 kaldı. Şimdi 1'in içinde 3 olmaz. Küçük sayının içinde büyük sayı olmaz. O yüzden 8'i aşağı indiriyorum. Yani şimdi bu sefer de sayımız 18 oldu. 18'in içinde 3 arıyorum. Yani diyor ki bana 18'e kadar say. 3'er 3'er. 18'e kadar say. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tam 6 kez var. Bölüm kısmına yazıyorum. 6 tane 3 ya da 3 tane 6, 18 eder. Yine 8'den 8 çıktı 0. Birler basamağını hallediyorum. Sonra onlar basamağına geçiyorum. 1'den 1 çıktı 0. 78'i 3'e böldüğümüzde sonucumuz 26 oluyor. 56'da 4 arayalım. 56'da 4 sayısını arayalım. Yine onlar basamağındaki sayının üstüne bir çizgi çekiyorum. Arayacağım sayı bu. 5'in içinde 4 var mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane
cevizin içinde dörtlü grup, dört grup bir tane var bakın. İki tane 8 eder. Çıkarma işlemi yapacağımız için 5'ten 8 çıkmaz. 2 tane diyemeyiz. 5'in içinde 4, 1 tane var dörtlü grup. Bakın 1 tane var. Buraya yazıyorum onu. 5'in içinde 4, 1 tane var. Şimdi çarpma işlemi yapıyorum. Bunu buraya çarpıyorum, yani çarpma işlemi yapıyorum. 1 tane 4. 1 tane 4, 4 eder. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. Şimdi soracağım, 1'in içinde 4 olur mu? Küçük sayının içinde. Büyük sayı olmaz. Ne yapıyorum bu sefer? 6'yı da indiriyorum ve sayım 16 oluyor. 16'nın içinde 4 arıyorum. 16 sayısının içinde 4 arıyorum. Yani bana diyor ki 16'ya kadar 4'er 4'er say. 4, 8, 12, 16. Tam 4 defa var. 4 kere 4, 4 tane 4, 16 eder. Evet, çıkarma işlemi yapacağım ama onlar basamağından başlamıyorum bakın sakın. Birler basamağından 6'dan 6 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Evet, cevabımız 14 olacak sevgili öğrenciler. Bakın şimdi 24'te 2'yi arayalım. Evet, şimdi yine onlar basamağındaki sayının üstünü çiziyorum. 2 sayısını da arıyorum öncelikle her zaman. Bu çizgiyi çizmek zorundayım. 2'nin içinde 2 arıyorum. 2 tane şeyin içinde 2 1 tanedir. 2'de 2 1 tanedir. 1 tane 2 çarpma yapıyorum. 1 tane 2 2'dir kendisidir. Ve sonra çıkarıyorum. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Şimdi ne yapıyorum? 4'ü aşağı indiriyorum. Bu ikinci sayıyı aşağı indiriyorum. Bu sefer 4'te arıyorum. 4'ün içinde ikişerli grup kaç tanedir? 1, 2. 2 tanedir. 2 tanedir. 2 tane 2. 2 tane 2. 4 eder. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı bak. Evet. Mesela 16'da 2 arayalım. 16'da 2 arayalım. Yine bu küçük çizgimi onlar basamağına yerleştiriyorum. Birin içinde 2 olur mu? Hayır öğretmenim diyeceksiniz. Neden? Çünkü küçük sayının içinde büyük sayı olmaz. O zaman şu çizgimi uzatıyorum. 16'nın içinde 2 arıyorum. 16'nın içinde 2 arıyorum. Yani bana diyor ki bu işlem 2 2 16'ya kadar say. 2 4 6 8 10 12 14 16. Yani tam 8 defa var. Tam 8 defa var. 2 tane 8 ya da 8 tane 2, 16. Evet. Yine birler basamağından başlıyorum işlemime. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Evet, cevap 8 eder. Sevgili öğrenciler, şimdi bu bölme işlemlerinin bir de yan yana olanları var biliyorsunuz. Genellikle o sorular tam bölünen sayılardır. Örnek verecek olursak mesela 20 bölü 5. Yani bu soru diyor ki bize 20'nin içinde 5 kaç tanedir? 5'er 5'er 20'ye kadar say demektir bu. 5, 10, 15, 20. Tam 4 defa var. Bakın cevabımızı hemen bulduk. 20'nin içinde 5, 4 defa var. Yine yapalım isterseniz 27 bölü 3 yapalım. Eşittirimizi koyduk. Evet. Yani bu soruda da 3'er 3'er 27'ye kadar sayacağız. 27'nin içinde 3 kaç tane var? 3'er 3'er sayacağız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Tam 9 defa var. 9 defa var. Evet. Tam 9 defa var. Evet. Bir başka yan yana bölme işlemi yapalım. Diyelim ki mesela 32. 32 bölü 4 diyelim. Yani bu soruda da 32'nin içinde 4 arayacağız. Yani 4'er 4'er 32'ye kadar sayacağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24,
28, 32. Tam 8 defa var. Evet. Bu işlemin sonucu da 8 sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi yan yana sorulan bölme işlemlerinde tam bölünen olur. Kolaylıkla bulabilirsiniz. 20'nin içinde 5 aradım, 4 kere var. 27'nin içinde 3 aradım, 9 kere var. 9 defa var. 32'nin içinde aradım 4'ü, o da 8 kere var. 1, 2, 90, 96 diyelim. Hadi 96 diyelim güzelce. Bunu 4'e bölelim. Şimdi bunların isimlerini bir kez daha yazalım. 96 bölünen sayıdır çocuklar, bölünen. 4 ise bölendir. Bölen. Aşağıdaki sonuç. Şöyle yapalım. Kalan. Bulduğumuz sonuç ise, şu bölüm ise bölümdür. Şöyle okla yazalım. Bölüm. Evet. Şimdi işlemimizi yapalım. Bakın hemen onlar basamağındaki sayıya küçük bir çizgi atıyorum. Yani önce 9'da arıyorum. 9'un içinde 4 kaç defa vardır? 9 sayısının içinde 4. 4, 8, 12. Bakın buraya çıkarma işlemi yapacağım için 9'dan büyük bir sayı koyamam. 9'dan küçük bir sayı koymam lazım ki çıkarma işlemi yapayım. 9'a en yakın sayıyı bulmam gerekir. 9'a en yakın sayıyı bulmam gerekir. 4, 8, 12. 12 olmayacağına göre 8 olacak. 4, 8. 2 kere var. 2 tane 4, 8. Evet. Şimdi çıkarma işlemi yapacağım. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Evet. Şimdi sormam gereken şey şu. Birin içinde 4 olur mu? Olmaz öğretmenim. O zaman aşağıya 6'yı indiriyoruz. Sayımız oluyor 16. 16'nın içinde 4 arayacağım. 16 sayısının içinde 4 arayacağım. Yani bana diyor ki 4'er 4'er 16'ya kadar say. Bakalım. 4, 8, 12, 16. 4 defa var. Çarpıyorum. 4 kere 4, 16. Güzelce yazıyorum. Alt alta. Bebiler basamağından başlayarak çıkarıyorum. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.